ATV ekranları biliyorsunuz çok renkli. Kendimden bahsetmeyeceğim. Renk deyince başkalarından bahsediyorum elbette ki. Dizilerimiz bu sezona başlıyor. Ve özellikle artık bir klasik olma yolunda ilerleyen dizilerimiz var. İki sezonu atlattı, üçüncü sezona başlıyor. Kırgın Çiçekler ve genç oyuncuları yanımızda. Genç diyorum, bana göre çok genç oldukları için. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş. Şimdi Gökçe Akyıldız, Alena Solaker ve Burak Tozkoparan. Hepinizin rollerini zaten biliyorlar. Ben yeni biriyle başlamak istiyorum. Çünkü Burak aslında başka bir diziden hatırlıyor Türkiye. Zengindin orada. Evet. Değil mi? Zengin bir ailenin çocuğu. Bir aile. Şimdi bir polis memurunu canlandıracaksın. Anladığım evet. kadarıyla. Evet. Ali değil mi? Evet. Ali. Nasıl bir karakter Ali? Vallahi Ali nasıl bir karakter? Vallahi nasıl denir ki? Herkesi kurtarmaya çalışıyor. Özellikle çocuk şubede olduğu için çocukları kurtarıyor. Tabii. Mesele çocuklar üzerinden aynen döndüğü öyle. İçin. Daha dingin, daha hı-hı. akıllı, daha problem çözen bir karakter. O zamandan sonra hele benim için çok... Kaç bölüm çektiniz şimdiye kadar? Var mı yani? Stok olarak 5 stok... bölüm. 6. bölümü çekiyorsunuz. Yani dolayısıyla hikaye bayağı ilerledi sizin açınızdan herhalde. Evet, evet. Peki bu sezon neler izleyeceğiz diye soracağım. Çok fazla da sürprizini kaçırmak istemiyorum ama özellikle sizin karakterleriniz çok acı çektiler. 2 sezondur. Bu sezon Meral karakteriyle başlayalım isterseniz. Sizin acılarınız dinecek mi? Yoksa burada okuduğum kadarıyla hani ben bir şeyler aldım tabii senaryodan. Sizin acaba durumunuz ne olacak bu sezon? Bu sezon istediği hayatı yaşıyor. Yani zengin olmak çok istiyordu. O hayata ulaştı, bunu kaybetmemek için eminim elinden gelen her şeyi yapar. Ama tek onun için üzücü olan şey kardeşi. Hı hı hı. Kardeşini nasıl denilir? İpucu da vermeyeyim. Yani. Toparla, çok toparla. Oraları söyle. Ayıp bir şey yaptı. Ya, ayıp mı neyse. Evet, ihanet. Evet. Vicdan duygusu da var. Aha. Ama en sevdiği şey olduğu için bakalım nasıl bir zorluklarla mücadele edecek. Songül'ün bir üniversite meselesi var galiba bu sezon. Değil mi? Üniversiteye giremedi mi? Giremedi. Peki ne olacak? Yani Songül'ün dramı devam ediyor. Aynı kaldığımız yerden hayat mücadelesi. Erkek çalışma arkadaşım. Hayatı. Eşim. Eşim. Evliyim. Evet. Eşim üniversite hayatına devam ediyor. Aha. Ben çalışıyorum. Aslında Songül'ün bu sezonki hikayesi de böyle devam edecek. Hı-hı. İşte onun iş hayatı, yaşadığı zorluklar, hı-hı. fedakarlık. Bakalım Songül'le ilgili. Peki Ali karakteriyle nasıl buluşuyorsunuz? Çünkü sezonun sonunda bir kötü adam vardı, Kemal vardı ve Kemal hı-hı. artık yok. Hı-hı. Elektrik akımına kapılarak vefat etti kendisi. Bu sezon acaba Ali ile nasıl bir ortaklık kurulacak? Yani karakol sahnelerini çok mu izleyeceğiz? Biraz daha polisiye mi oluyor meseleler? Yani aslında daha çocuklarla ha. ilgili olan durumu vurgulamaya çalışıyoruz. Biz anlatmayayım da. Peki anlatmayın. O zaman teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz yayınımıza kaldığımız yerden devam edelim. Haklısınız. Elbette ki bir şeyler vermek istemiyorsunuz ama. Sürprizlerimiz bu akşam. Bu akşam var evet. mı? Hemen daha ilk bölümde çarpıcı bir şeyle başlıyor musunuz? Yani bizim her bölümümüz zaten çarpıcı bence. Bir şey evet, var yani. Evet, biz hem ekip olarak biliyorum. Hem oyuncular olarak evet. aksiyonu, macerayı. Hüznü, sevgi aksiyon, çok seviyoruz. Şimdi tabii genç olduğunuz için mi acaba aksiyon böyle? Yani bu kadar hareketli ve enerjiniz bu kadar iyi geçiyor. Yani ikinci sezon, çünkü birçok dizi var. Dizi piyasasında kaybolup gidiyor. Bu enerjiyi neye bağlıyorsunuz? Yani bu gençliğin dinamikliği mi, senaryo mu, ne dersiniz? Şimdi hepsi... Burak yeni katıldı, ne diyecek bilmiyorum. Sen, belki dışarıdan daha iyi gözlem yapabilirsin diye söylüyorum. Yani ben fikrimi söyleyebilirim. Tabii buyurun. Ya ilk hazırlık aşamasından beri hı hı. hem ekip hem oyuncular bu işe çok fazla inandı. Başta hı. yönetmenimiz. Yani bu kastı kurarken de herkes bize çok inandı. Yapımcımız, yönetmenimiz. Biz de kendi aramızda çok güzel bir enerji yakaladık. Özellikle 5 kız karakter. O belli oluyor zaten. Evet. Yani. Hem ekibi... Gerçekten arkadaşmışsınız gibi. Gerçekten arkadaşmışız. Ama gerçekten. Evet. Tamam. Boş günlerimizde bile beraberiz. Evet, ya da sürekli telefondayız. Sadece sette kalmıyor hiç. Tamam, yani güzel. Tek amacımız sahnelerde birbirimizi yükseltmek oluyor. O yüzden... Ekip bu inancını kaybetmediği için hı hı. hala 3. sezon işimiz. Şimdi Burak da geldi, o ekibe katılacak evet. inşallah. Burak'ın galiba 2. dizisi bu sizlerin. Yani başka bir kanalda veya ATV'de oynadığınız bir dizi var mıydı? Bu ilk miydi sizin için? Yani vardı tabii hı hı. ki ama tam olarak kendimizi ispatladığımız. Evet, yani meşhur olduğumuz dizi diyorsunuz öyle mi? Peki madem oraya geldi mesele, kısaca cevaplarınızı rica edeyim. Şimdi genç simaların şöhreti yönetmesi nasıl oluyor? Yönetebiliyor musunuz? Benim hayatımda hiçbir şey değişmedi. Mesela. Öyle mi? Ben hala aynı arkadaşlarımla görüşüyorum. Süper. Hala aynı yerlere gidiyorum.
Sadece dışarıda bazen işte sevenlerimiz oluyor. Hı hı. Fotoğraf çekilmek istiyorlar. Çok hoş bir durum o. Bu bunu arada hissetmiştim biraz önce çünkü yeğeninden bahsediyordun galiba değil mi? Sen de kuzenin miydi? Ben kızımdan bahsederken aynen. O çok hoş bir iletişim. Onu koparmamak lazım. Sizler için? Yani benim kendi hayatımda ve yaşantımda hiçbir değişiklik olmadı. Ama üçüncü sezona başlayan güzel bir dizide önemli bir karakteri canlandırıyorum. Bu yüzden birçok sorumluluk yüklendi. Sosyal medyada, özel hayatımda çok fazla evet. dikkat etmeye çalışıyorum. Doğru. Çünkü bize örnek alan birçok genç var. O yüzden sorumluluk yükledi diyebilirim. Sizin için? Kesinlikle Gökçe'ye katılıyorum. Hani daha fazla dikkat ediyoruz davranışlarımıza, evet. hareketlerimize. O zaman bu akşam diziyi kaçırmayın çünkü sürprizler var. Kırgın Çiçekler başrol eder ATV ekranlarında. Umarız 3., 4., 5. sezonlar da gelir. İnşallah. Sizlerin çocuklarını da görürüz belki. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra tekrar buradayız. Kapanış.